Hello. Ee, ben kuaförde çektiklerime baktım. Ee, bayağı bir şey gelmiş. Ses e, gürültülü bir ortamda benim sesim pek duyulmamış. O yüzden ben buradan anlatacağım. Şu şekilde öncelikle 48 saati şu anda keratin saçımda geçti. Birkaç saat içinde yıkamayı planlıyorum. Çünkü 3. günde yıkanıyormuş. Bu bilgiden sonra başa dönüyorum. Oraya gittiğimde önce saçım yıkandı ama yıkama zorunluluğu yok. Ama 3. günde saçı keratinden sonra yıkadığımız için yani illaki kirlenecekti diye ben kesinlikle önce yıkansın dedim. Temiz bir saç uygulayalım. E, yıkandıktan sonra e, keratin bakım sürüldü. Ondan sonra da fön çekildi. Şu şekilde. Bu arada bu işlemi yapan kişinin becerisi çok önemli arkadaşlar. Bence niye diye soracaksınız. Çünkü o keratinin saçın e, yaklaşık olarak her teline yayılmış olması gerekiyor. E, o yüzden çok özenli bir şekilde yaptı, özenli taradı. Yani her teline ulaşmasını istedim ben de. Zaten o yapan kişi de bu şekilde olmasını istedi, güzel bir şey yapmak istedi. Ee, Yıkayacağım ve e, şunu da belirtmek istiyorum aslında Brezilya fönünü normalde saçı düzleştirmek için öneriyorlar ama ben keratin fönünü zaten düz olsun diye değil hani bunu da çünkü keratin fönü de aslında hem düz hem bakımlı olsun diye ben e, keratin fönünü düz olsun diye istemedim. Tam tersi aslında bakım oranı keratinin yüksek olduğu için keratin yaptırdım. Normalde e, bunu düşündükleri için Brezilya fönü düşünmez misiniz diye soruyorlar. Şu şekilde ki Brezilya fönü düzleştirmesi daha baskın olan bir etkisi var bakımdan ziyade. Ama keratinin de bakım etkisi var. Ben de saçımın düz olmasından ziyade bakımını istediğim için kendi saç şeklimin bozulmamasını istediğim için keratin bakıma yöneldim. Çünkü ben bunu daha önce de yaptım ve memnun kaldım. O yüzden keratin bakımından devam ediyorum şu anda. Kendi saçımın şekli bozulmuyor, kabarmıyor. Ve mesela ben yaz ayında çok Muğla'ya oraya buraya çok gittim yani. Tuzlu suda bayağı kaldı saçım. Ve ona rağmen e, gerçek bir sertleşme hiçbir zaman olmadı. E, ondan dolayı ben de dedim ki keratin tekrarlayayım. E, Saçımda bir ufak bir yıpranmıştır, ilâklı bir zarar görmüştür diye düşündüm. Görmese de ben sevdiğim için <laughs> iki aya yaklaşık iki aya doğru gelince ben bir yaptırıyorum onu. Ee, onun dışında bir de yıkadıktan sonra göstereceğim çok güzel bir ürün keşfettim. Normal zamanda kullanmadan ziyade aslında keratin yaptırdıktan sonra çok daha etkili olduğunu keşfettiğim bir ürün oldu. Onu size paylaşacağım. Yıkadıktan sonra saçımı kuru halini nasıl şekli kabarmamış onu gösterdikten sonra ürünü de göstereceğim.